Değişik bir halet yaşamak için Kabı Kavseni biraz bir yarım sayfa gireyim. öyle bir 10 dakika, 15 dakika bir. Çünkü salabet, itikat, Kabı Kavseni bunu motive edeceğine inanıyorum ve ufkumuza değişik ufuk açacak. Hazır mıyız? İnsan, Adem ve mevcut arasındaki birliğin vücududur. İnsan, Adem değil, Adem. Adem yokluk ve mevcut arasındaki birliğin vücududur. Bu öğrenmekle değil, şahit olmakla keşfedilir bir haleti ruhiyedir. Bu öğrenmek değil. Öğrenilen bir şey değildir. İki. Bu çok önemli. Bakayım ne diyeceksiniz. İş Allah ile bitmiyor. Başlıyor. Allah. Hep. Hani gidiyor, geliyor mevzuyu. Hani derler ya. Allah ile bitmiyor. Allah ile başlıyor zaten. Bu alemimizde bir bu haleti aktif edendir. Kabı Kavseni. Biz daha başta ona başlarız. Çünkü diyor, devam ediyor. Görünenler geçicidir. Görünmeyenler bakidir. Başka? Vardan var etmek Halik. Yoktan var etmek, yaratmak. Ben şey mi? Yok. İcat gibi var. Bir icat mı? Bir icat mı? İcat nedir o zaman abi? Öyle bir şey. Vücut vermek o. İcat. Vardan varı yaratmak, icat. Yoktan yaratmak. Yani. Halik değil mi? Böyle. Halik olmadan geride olmaz. Halik. İcat mevcut vücuttan ortaya çıkıyor. Bu Halik vardan var ediyor. Vardan var icat. Yani birisi yaratılmak, yani topraktan bir elma yapmak. Ötekisi ise ona hükmetmek, şekil vermek. Yoktan var etmek de yaratmak. Neyse dursun. Başka. İnsanın sureti halk edilmiş, ruhu ise yaratılmış. İnsanın sureti halk edilmiş, yani batının dışa vuruşu oluşu, ruhu ise yaratılmış, yoktan var edilmiş. Devam ediyor. Kainatın, senin alemindeki kainatın, şu andaki sureti, bak bir daha bu çok önemli. Biz kainatın suretiyiz, hulasa-i camiasıyız ya. Kainat var ya şu anda, kainat. Biz de kainat. Kainatın, senin kainatının, şu andaki suretini merak ediyor musun? Şu andaki kainatın sureti, senin şu andaki suretin gibi. Kainatın tevhidiyiz biz yani, ismi azamayız. Evet. Hasan abi ben bir şey sorsam dağıtmış olur muyum ya? Yok. Ya şimdi şunu bir çevirsene Fatih. Çevir de. Evet. Hep Risale-i Nur'da kullanılan, üstadın kullandığı tabirleri lügata çevirmeye çalışıyoruz. Ha evet. Siz biraz önce öyle bir şey söylediniz ki benim alemimde. Dur. Halik ve yaratmak hakkında. Yani Allah Teala resmen artık Arapça lügatla değil, Türkçe lügatla kendisini tanıttı o zaman, öyle mi? Yani Arapçayı çevirmek, Arapçadan çevirmek aynı kelime yok. Artık yani Allah Teala kendini bir bildirmek diledi ve bunu Türkçe kelimelerle bildirdi. Araplar bunu Türkçeden alıp kendilerine çevirmesi lazım.
Yoksa biz Arapçadan çevireyim. Bu böyle mi Hasan abi? Ben şok oldum şimdi ya. Evet. Çünkü şöyle bir şey teyit edeyim sana. Eskide Selçuklu Osmanlılar'da ilmin lisanı Arapça yapılmış. Evet. Daha önce Farsçaydı ortada. Şimdi dünyada İngilizce olmuş. Risale-i Nur dünyaya ilmin lisanı Türkçe olarak olacağını söylüyor. Çünkü evet Türkçe şu anda Araplar Türkçe risaleleri Arapçaya çeviriyorlar ve ezelde okutuluyor. Bu anlatılan da çevrilecek, öyle bir zaman gelecek. Yani ya da halk etmeyi biz o yüzden ailemizde şimdi söyleyeceğiz. Yaratmak, halk etmek, icat etmek, aynı birisi bakın, yani. Bak vardan var ediyorsun, topraktan, sudan armut yapıyorsun. Bunu keşke bir yazsanız abi. Bir de, yazayım, bir de ona suret veriyorsun, anlam veriyorsun. Bir de o toprağı hiçlikten yaratıyorsun. Bir yazalım. O zaman her... Ben bir cümleyi bitireyim de şu. Beni etkileyen ne biliyor musun? Çok şey, acayip bir şey. Kainat var ya kainat. Hep merak ederdi. Nasıldır? Başkasının kainatı beni ilgilendirmiyor da zaten merak etmiyorsan. Merak ettiği kendisidir zaten. Merak ettim. Acaba kainat şu anda ne yapıyor? Öyle bir tuhaflık vardı ilkokula giderken. Bir tane, beş tane garip halimde bir tanesini söylemiştim ya. Kainat aslında yoktur, ben baktığım için vardır derdim. Bir de hiç kimse yok dünyada. Sırf öyle bir hal vardı. Sırf ben yaşadığımı biliyordum. Bunlar böyle zannediyorum. İnsanlar görünce bunlar var zannediyorum. Yani yok aslında. Ve çok... En çok merak ettiğim bir tanesi de şu. Şöyle gözümü kapatırım, ilkokula gider. Şimdi o adam ne hissediyor, o kadın ne hissediyor, ne düşünüyor? Yani bu insanlar şöyle hepsini görsem de ne hissediyor, ne düşünüyor, ne istiyor? Çok merak ederdi. Şimdi onlardan bir parça olsa ki, sıyrılmış, ustad da zaten diyor... Sonraki hayatın bir yaşındaki validemin telkinleri üzerine kurulan bir sistemin üzerine kurulmuş. Şimdi bak, kainat nedir biliyor musun? Nasıl bir şeydir şu anda? Senin kainat. Şu andaki senin suretin gibi. Sureti. Sureti haleti midir abi? Sureti, sistemi ise senin hakikatin gibidir. Haleti yani. Hakikati, içsel yapısı. Şu anda senin kainatın aynı şu anda. İnan bana, şahit olacaksın. Kabu kalpsen, yaratılmana şahit olmaktır. Kabu kalpsen, haşa anlamak için. Allah, olmayan ben, beni, vücut vermeden eneye gel dedi. Evet abi, oturttu yanına. Tövbe yani. Bunun sonra şey yapacaklar, sıkıntı yapacaklar. Tövbe, yani gel dedi. Tahayyülü küfür, küfür değil. Tefekkürü küfür, küfür değil. Gel dedi bana sen. Geldi. Buyur ya. Şimdi sen varsın, ya ben varım, sen varsın, hiçbir şey yok. Kainatı yaratacağım, senden yaratacağım. Şimdi senden seni yaratacağım, seyret dedi. Ben de oturuyordum, bunu 168 işaret cezada diyor. Allah canibinden kudretin azameti altında bak diye. Hep oralardan çıkıyor. Bak dedi, yaratılmana şahit ol. Sen nasıl yaratıldın? Sen nasılsın? O yaratılma anındaki Allah... Senden seni yaratırken, yaratma anındaki şahitliğinden yaşanan halet-i ruhedir, kabu kavseyi. Şu anda kainat nasıldır? Olduğun gibidir. Şu anda senin. Devam edeyim. Abi devam etmeden Allah aşkına ne alakası var bilmiyorum ama. Kalbimden şöyle geçti ki. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala'nın var etmesi bir. İkincisi Muhammed, Nur Muhammed değil mi diyorsun? Evet, Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in var edilmesi şeklinde diyeyim ben. Ahmet Aleyhisselam'ın yeryüzünde yürürken bulutu kafasından dolaştırması iki. Üçüncüsü de Ahmet Aleyhisselam'ın ağacı çağırması. Bu üçünü bunlarla ilişkilendirebilir miyiz acaba diye bir an aklımdan geldi. Peki ben yazayım da.
bu böyledir demiyor. Benim haleti aynama düşen yer. Çalışırken. Vardan var etmek. Bu ayrı bir şeydir. Vardan var etmek. Malzemelerden yeni bir şey yaratmak. Tamam. Mesela kainatı yarattı, Nur-u Muhammed'i yarattı, oradan bizi yarattı. Bu vardan var etti. Tamam. Bir de yoktan var etmek. Çok acayip fark var. Yoktan var etmek. Bu halik. Bu yaratmak. O birisi esma, halik esması var. İkincide bir esma var mı öyle bir şey? Fatır olabilir mi? Hani yoktan var etmek mesela vücut işte. Sıfıt, sıfıtı. Halik esması yoktan var etmez diyebilir miyiz böyle? Zaten Allah yoktan var etti her şeyi. Yani o zaman o halik esması ya değil diyeceğiz ona, ya halik esması vardan var eder, yoktan var etmez diyeceğiz. Bu hayır hayır, yani onun işi değil, var etmez denmez o. İşi bu mesela. Mesela diyelim ki nur ismi ışık, nur verir. Karanlık vermez. O zaman eksiklik olur ona. İşi bu değil. O zaman başka bir esma olmuyor. Tabii. Mesela yoktan var etmek, subutu, zatı sıfattan vücut yok mu? Hiçlikten yaratma şeyi işte. Mesela şöyle deniliyordu ya. Allah için Adem'le vücut veya mevcut, yani yoklukla varlık iki daire gibi. Kolay. Buradan alır. Buraya koyar. Buradan alır. Ha şimdi diyorduk ki hatırlarsın. Adem ve mevcut ve vücut dahi. Vücut diyelim. Adem'le vücut iki daire gibiyse bu Allah'ın. O zaman Allah'ın vücudu Adem ve vücudun dışında başka bir şekil bir vücut. Tamam. O zati sıfat vardı ya. Vücut, beka, kıdem, muhalefetin ila vadis ye. O yoktan var etmek subuti sıfatta değil. Yoktan var etmek vücut sıfatında. Vücut. Ya da tekvinde. Tekvinde veya ikisinde. Ha, ikisinde. Yani bu ona bakıyor. Bu ise o esmalara şekil veriyor. Çünkü esmalar neydi? Esmalar yaratmıyor. Esma neydi varlıkta? Var olan aynada, mevcudat aynadır. Esma ne oluyordu? Cilve, cemaller, sanattır. Yani mevcudat ailelerinde esma üstanlar gözüküyor. Mevcut nedir? Esma değildir. Çünkü mevcut aynadır. Esmalar gözüküyor. Mesela aynaya baktım. Ben ayna değilim. Bir ayna var, bir ben var, bir de aynada gözüken var. Üç tane vücut. Yani yaratmayı da sıfata kadar çıkarttınız. Esmanın altında değil mi yaratma yani? Esma olarak mesela diyelim şöyle. Subut-u sıfatta hay var. Ama kendisini esmasız tecelli ettirmiyor. Çünkü hay bize tecelli, bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Hay bize tecelli etse yanarız, olmaz. Bizde direkt hayat verilemez. Keban barajını eve bağlamak gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde alıyoruz bu hayatı. O sistemi. Yani hay sıfatı muhi esması ile gözüküyor. Mesela vücut sıfatı. Ulan buna birine sıfat diyeceğiz, birine esma diyeceğiz. Yani yok, ona bakan esma var. Yani mesela şu anda hatırıma gelmedi o kısma da anladım. Mesela yoktan var eden esma var. Mesela şöyle dedim. Hay sıfattır, muhi esmadır. Ama hay muhi olarak kendisini ortaya çıkarıyor ya. Yoktan var etme vücut veya tekvin sıfatı iken esmasız yapmıyor. Esma yoluyla yapıyor, Müslüman'ı gösteriyor. Numunesi olmamak fatır değil mi? Fatır. Zamansız, zeminsiz, mukayesiz, takdirsiz, numunesiz, mucizsiz, macelesiz. Yaratan demek. Abi tamam. Ben dayanamıyorum. Bir daha müdahale etmem lazım. Tamam. Ya. Tamam. Şimdi abi şuraya icadını bir yazarsanız hemen devam edeceğim çünkü. Ben tamam yazayım. Bak yoktan vardan var etmek.
Abi Allah razı olsun bir şey söyleyeceğim. Şimdi vardan var etmek, ademli. Adem'in muamelesiyle veya nispetiyle. Yoktan var etmek, Mehmet abinin dediği gibi fatır. Zamansız, zeminsiz. Tamam, tamam. Bir de icat etmek var. Allah Allah. Abi siz onu yazarken ben bir taraftan da konuşayım. Zaman geçmesin. Tamam. Şimdi, Subhanallah ya. Abi burada bize bir vazife düşüyor mu? Nasıl? Maksadını ifade et. Az önce dedim ya Hasan abi. Evet. Şimdi Allah-u Teala bulutu Resulullah'ımızın üzerinde bir dolaştırıyor. Burada Resulullah'a bir şey düşmüyor. Bir de Resulullah'ı araya sokarak ağacı çağırttırıyor. Esbaplı esbapsız. Esbaplı esbapsız. Yani burada bize de bir vazife düşüyor abi. Mesela? Mesela beyan et ya, mesela, buna kayıtlık olma, bunlar tamam, siliniyor. Tamam abi, o zaman şöyle. Zaten 5 saatlik ders 3 saatte yani, 2 saati yok. Şimdi mesela kalbimden geçiyordu da korkuyordum anlatmaya. Yanımda da benim gibi bir manyak daha görünce heyecanlandım abi. Şimdi hep Bodrum'un o dağ, karşı taraftaki dağ, o evler gözümün önünde geliyor. Tamam, onlara bakıyoruz canım. Bakıyoruz değil mi? Bakıyoruz değil mi? Orayı, öyle bir yer yoktu ki. Siz bakın az önce, bunu çocukken aslında söylediğiniz şey Hasan abi bu ya. Böyle bir şey vardı bende. Evet. Ama çok vardı, çok ciddi bir şekilde anneme de söyledim de, oğlum kimseye deme dedi. Seni de sana dedi, ilaç verir, iğne yapar, korkuttu beni. İğne yaparlar ki dedi, böyle düşünemezsin diye. Bu Halik Dima'ya bakıyor değil mi abi? Vallahi Dima'mız giydiriyor yani bu şeyi. Peki ben devam edeyim de. Muayenleştirmedim yalnız bu haletle. Biz yapıyoruz. Ama efendim Halik'i okudum toplama, yaratmayı okudum, icadı okudum da mukayese yaptım değil. Yani bir okurken bunların farklılığını hissettim, tıntın etti. Onu yazdım. Bunun üstüne nasıl bina ettiniz? Yani bir sürü şey korkar. He, onu bak. Şimdi nasıl kullandınız? Buna şahit oluyor insan. Yani bu haletlere sahip olmanın adı Kabu Kavsen. Yani Kabu Kavsen'i şöyle. Allah'tan söyleyeyim de Kabu Kavsen'i de söyleyeceğim. Allah hep uzaklaştırdık kendimizden. Ulaşılamaz. Gözükmez. Tamam mı? Mesela bir tanesi sormuştu, bir veciz cümle yazdı, şey yaptı. Allah'ı niye görmüyoruz dedi. Kendini görmediğin için. Ben bu değil miyim dedi. Tamam mı? Eylemlerimle, söylemlerimle, simamla, bu ben değil miyim? Hayır. Bunlar sana giydirilendir. Tamam mı? Şimdi bu Kabu Kavsen'i de şunu anlatıyor musun? Ötelemişiz yani. Miraç'ta olan bir şeydir. Ezeli ebedi olmaz. Kimse gidemez. Kimse gidemez. Ya daha ilerisini söylüyorum. Allah gözükmez. Oysa Allah görüyor insanı. Ama tanımlayamıyor. Çünkü bir kere giydirdiler ya bize, akrabamız işte camilerde şurada, Allah gözünü. Oysa insan görüyor Allah'ı. Ama kör olası cehalet görmeyi göze veya kulağa indirgemiş. Mesela kulağın gördüğünü, gözün gördüğü şekilde değilse şimdi kulak görmüyor. Bunu yıkmak için Üstad 26. lemada diyor ki ona geleceğim Osman'a. Yapmıyor. Hani zenginlik olsun diye söylüyor. Bunu gözümle değil kulağımla görüyordum diyor. Şimdi şeyde de yapıyor, 10. sözde de yapıyor. Dünyada ilk önce inşaat var, sonra İHA var, sonra ruhlandırma var. Ahirette ise ruhlanma var, sonra İHA var, sonra inşa olacak diyor, tersi olacak. Şimdi şöyle, Allah ulaşılmaz. Oysa halet yürüyor değil mi? O namazla vesaire. Allah Latife Rabbani görüyor. Çünkü hazır olmadan senin huzuru olmuyor. Ama tanımlayamıyoruz. O huzur nedir? Latife Rabbani'nin Allah'ı görmesidir. Tamam. O öyle garipa. Kabu Kavsen'i yaşıyoruz. Dereceye göre devamlı her anda değişendir. Mesela öyle bir psikolojiye girdin ki böyle. Kainattan, varlıktan sıyrıldın. Tamam mı? Böyle bir geldin. Üstad diyor ki imkan vücut ortasında. Tamam mı? Yaratılmalara şahit olacaksın. Şimdi ilk zuhurat oluyor. Seyrediyorsun yani haşa. Allah dedi ki gel seyret senin, senden seni yaratmama. O şeye şahit oluyorsun yani. Bu haletin adıdır. O andaki adıdır. Kabu Kavsen. Şimdi Kabu Kavsen'i dimağa indirgiyorum şimdi.
Öyle olsan tefekkür ediyorum ki abi, bu yaratmanın şeyine şahit oluyoruz. Sebepli yaratmalar var, sebepsiz yaratma var. Sebepsiz yaratmalara ben diyor, sebepliye biz diyor. Şimdi kainatta bir var olandan var yapılıyor, eviriyor, deviriyor, çeviriyor, toprağı alıyor, kavun yapıyor, biber yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bu vardan var ediyor. Ama yoktan var etmeyi alemimizde daha çok yaşıyoruz. Nedir o? Halette mesela çıkan manalar yenidir. Manaya da gelecek çok tuhaf bir şeydir yani, tamam mı? Mananın vücudu halicisi yoktur. Ve sende sudur ediyor. Kelam vücudu halicisi olmuyor mu mananın? Kelam vücudu halicisidir. Mana kelam değil ki. Çok tuhaftır mesela, onunla alakalı şöyle diyeyim. Şunu çabuk çabuk okuyayım, daha şey yaparsanız bu manayla dimağa da katkı olacağına inanıyorum. Şu, bu burayı durduruyorum kabuk kaybetsen şöyle. Zahirde tabiata adalet, özgürlük yoktur, gözükmez. Bunun gibi soyut olduğu için, somut değil. Tabiat da buna işaret eder ama anlayana. İnsan tasavvufa göre lahuttan başladı, insan lahuttan başladı, ceberut, melekut ve nasut. İnsan kendisidir. Biz de Nur-u Muhammed'i, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz sürecini anlatıyor. İnsan vücuda ne kadar lazım olduğuna bakmadan tuz alır yemekte. Yani hoşuna. Vücuduna lazım mı? Değil. Bakmadan alır. Yemeğini tatlandırmak adına bunu yapar. Ahiret inancı da yaşadığımız hayatı tatlandırır, anlamlandırır ve amaçlandırır en azından. Tuz gibi. Neticesinde kendimizi daha iyi hissederiz. Bunlar şeye götürüyor. Düşünce boyutuna götüren şeyler. Sonra düşünce, kalp ve akıl bütünlüğü yaşadığı zaman bir berzah yaşayacak şimdi. Bu sefer hayatınız düzgün geçer, kainata uyumlu olur. Dini kayıtlardan kurtulmak adına ateist oldun. Dini kayıtlardan kurtulmak adına ateist oldun. Peki neyi hallettin? Bu sefer baş edemediğin bir sürü vehim ve vesveselerin de varlık çıkmazlarına, tasallutlarına musallat oldun. Düşüncelerini nasıl kıvıracaksın ve yöneteceksin? Çünkü savaş kendine dönecek. Bunlar hep böyle kendini tanımlayamamaktan kaynaklanan şeyler. Kendin kendine baş edebilecek misin? Kendin kendinle baş edebilecek misin? Ben bir cümle var şöyle hatırlarsınız. Şundan korkun şu insandan. Savaşı kendisine olandan korkun. Onun o muvaffak olan kendisinden kendisine savaşanların galip olan hiç kimse yoktur. Peki onda kendisinden kendisine savaş yapan galip olamayacağından bu haletten çıkmak için saldırgan tipler olurlar. Saldırgan tiplerin içsel yapısı kendinden kendine savaşanlarındır. Ondan çıkmak için yapılıyor. Yani eskiden hatırlar mısın, harç yaparlardı böyle. Ortaya açarlardı, su koyarlardı ama bir yerde patlardı. Yani biraz doldururdun, patlardı. Saldırmak, kendinden kendine savaşmanın patlamasıdır. İnsan mevcuda bakarak fikirlerini ona giydirir. Sonra kendini alır, yoksa iltifat etmez. Mahkumattan altında. Mevcudata bakar, kendi fikriyatını, hissiyatını ona giydirir, alır. Yoksa almaz. Okurken veya dinlerken öğrenmeye değil, öğrenmeyi bırakın, öğrenmeyeceksiniz. Keşke yapabilsek. Öğrenmeyi meşgul olmayacağız arkadaşlar. Peki neye? Bu çok önemli benim için. Bu ezberci olur, kalıpçı oluyoruz. Üretken değil, böyle gölge insanı oluyoruz. Öğrenmek değil, hani bir dersimizde vardı. وَعَلَّمَا آدَمَا اَسْمَا كُلَّا Allah bir şey insana öğretmiyor. Zaten bitirmiş. Adem'e öğretmiş. Hepsi bizde mevcut. Bu öğrendiklerimiz öğrenmek değildir. Nedir o?
içsel alemimizi şu derslerle öğrenmiş gibi ifade eder. Tabii çocuklarla anlatırken öğreneceksin kardeşim Elif ediyoruz. Aslında bu ders o değil yani. Aslında biliriz ki biz öğrenmiyoruz. Nedir o? Bunlarla içsel keşiflerine açığa çıkmasına gayret ediyoruz, sarf ediyoruz. Aslında batında bunlar hepsi var. Öğreneceğimiz bir şey yok. Çünkü toptan biz almışız. Ve alleme Adem'e esma küllâh. İlim ita edilmiş hepsi baştan sonuna kadar. O zaman bu kavu kalpsen de öyle. Öğreneceğim, varacağım bir yer yok. Sen de uyandıracaksın. Şimdi bu bazen de şeyden sonra biraz devam edelim ki salavet yapayım. Bir şey sorabilir miyim abi? O kabuk kalpsen yani bir anlık olan bir şey midir? Yoksa evet. Bütün hayat bu şekilde yaşama gibi bir şey. Şimdi anların toplamıdır hayatın ki o senin ona şahit olamıyorsun. Ahirette olacaksın. O senin Allah seni hesaba çekmesi demek kabuk kalpsen hale gelmesidir. Yani anların toplamıdır. Cemidir ama bizim o haşir meydanındaki derdimiz o değil. Ve haşiri de bir tane söyle demişti. Ya dedi, kabiri dünyaya getirdin dedi. Ciddi bir abi. Ondan sonra haşir meydanı da dünyaya getirdin. Bari dedi, Sırat Köprüsü'nü de dünyaya getirseydin dedi. Abi o zaten burada dedim ya. Karabalık yerde böyle. 23. sözde dedim, Sırat Köprüsü burada olduğunu söylüyor dedim. Bir köprü varmış, köprünün başından sonra. Baktım çekip gitti ya. O da burada. Kardeşim, surette olan batında vardır. Batında her olan surette yoktur. Batında varsa, zahirde varsa, surette varsa, zaten batında vardır. Kardeşim, şu dünyayı biz dünya olarak bilmiyoruz. Dünya ahiretin üzerine tentenenin perdedir. Çekirdek ağaca neyse 18 bin aleme dünya odur. Bu böyledir. Şunu şey yapayım, şu cümleyi de alayım. Elinde malzemelerin yoksa yolunu bulamazsın. Yani bu salabetten önce ısınalım diye söyleyeyim. İki, başka bir şey yapayım. Kendisiyle, varlığıyla, kendisiyle ülfet. Bak, kendisiyle, varlığıyla ülfet, hariç de varlığın ilişki çelişkisini ifade etme haleti ünsiyettir. Kendisine ülfet etmezse, ya mesela aynaya bakınca dehşet alırdı. Ömründe ilk defa kendini görseydin ne yapardın? Gölgeyi gören şey gibi. Evet, kesinlikle o bir video var 1,5 yaşında çocuğun. Gölgesine kaçtığı gibi. Ben mesela kendime aynada gözümle gözüme içine bir dakika bakamıyorum. Bazı hayvanat da saldırıyor ya aynayı görünce. Evet. Şimdi bak diyor ki kendisiyle yani varlığıyla ülfet haricin varlığıyla ilişkisi ve çelişkisini ifade etme haletini ünsiyet yapmak lazım. Burayı okuyorum. Bir tane dakika keseceğim ama burayı dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakayım çözeyim. O anda yazmışım. Şimdi bunun izahını yap derseniz bu aleti girmem lazım ama tek tek okuyayım. Bakayım anlayacak mıyız? Anladığını anlamak. Bak. Anladığını anlamak. Anlam demek tenzihi soyuttur. Anlam tenzihtir. İsevi meşreptir. İsa Aleyhisselam, soyuttur. Bu yorumla ortaya çıkar. Böyle müzakerede ortaya çıkar. Anlamak, yoruma kaynaklık eder. Yorumlama da, anlamak, anladığını anlamakla oluşur. Bitireyim sonra bir daha baştan alacağım. Yorum çokluğunda eylemde birliğe gelir. Bir sürü yorum çokluğumuz var böyle. Ama bu birliği nedir? Eylemdir. İnsan anladıklarını yaşar. Yaşamadıklarını anladığını zanneder. Anlam bizim dışımızda. Bunu anlayan insan, gaybi olanı
şehadete taşıma bu sıfatımız kabu kayfsen haleti rüyemizdir. Bir daha şu cümle. Anlam bizim dışımızda soyuttur. Bunu anlayan, kendisine alan insandır. Gaybi olanı şehadete taşıma sıfatımız kabu kayfsen'dir. Bir daha anladım, burayı okuyayım. Ondan sonra şairle, çok ilginçtir, şair nasıl kabu kayfsen'imizi oluşturuyor? Ona şey yapacağım, okuyacağım ve ondan sonra salavete geçeceğim. Anladığını anlamak, anladığını, anlamanın dışında başka bir anlayış var, onu anlamak. Bu insana mahsusmuş. Devam ediyorum. Anlam teşbih değildir. Teşbihlerin içine çıkan tenzihtir. Yani teşbih musevi meşreptir. Tenzih ise isevi meşreptir. Fıtratı ona dönüşürüz. Mesela peygamberi peygamberlere bırakırsanız peygamberdir. Onda maksat sensin, şu. Mesela bir insan vardır ki tenzihi inkişafı var. O isevi meşreptir. Tamam mı? Mesela bazı cihatçı var böyle, öyle eylemcidir falan. Teşbih İsa Aleyhisselam Teşbih. Teşbih İsa tenzihe. Ha, ters söyledim değil mi? Ha, ters söyledim. Anlam teşbih değildir. Yani benzetme, tenzih etmek, tenzih, Allah'a şey yapmak, tenzih şeydir, musevidir. Yani ters söyledim değil mi? Aslında dur bakayım, böyle yazmışım, böyle ters dememem lazım. Anlam tenzihtir. Teşbih değildir, tenzihtir. Tenzih, bak birisi tamam. Şu, zahirle meşgul olmaz. İçsel aleminde. Ama unutmayın, her batıncı aynı zamanda zahircidir ki, zahiri geçmiş ki batıncı olabilmiş. Çünkü batın olmadan, zahir olmadan batını geçilmez. Bu yollar tükenmeden yeni bir yol açılmaz. Açamazsın zaten. Ne olduğunu yol bilmezsin. Şimdi Musa Aleyhisselam şeriatçıdır. Kuralcıdır yani. İsa Aleyhisselam enfusçidir. O zaman yani tenzih soyuttur. Somuttur ama. Soyuttur tenzih. Tenzih. Teşbih yani varlıkla eylem arasındaki ilişki şey yapar. Bak bakalım. Ben öyle şey yapıyorum. Tenzih soyuttur. Şuradan aldım. O öyle olsa bile mana anlaşılıyor abi. Sonra düzeltilebilir. Her şey değil. Yani bir tanesi içsel alem. Bakın. Tenzihtir. İsevi meşrep. Teşbihtir. Varlıkla insanı benzetme yaparak şeriatçıdır. Teşbihtir o. Benzemektir. Tenzih ise içsel aleminde şu anda ne bileyim belki de karşılamış olabilir ama ha? Devam edelim. Ha. Şimdi birincisi bir daha şey yapayım, önerme. Anladığını anlamak. Yani bir anlamak ayrıdır. O anladığını anlamak ayrıdır. İki, anlam tenzihidir, soyuttur. Nasıl çıkar o? Okuyarak olmuyor bu. Birbirlerine sohbet demek birbirlerini ikram etmektir. Birbirlerine mayalanmaktır veya iksirlenmektir. Bununla daha çok anlam çıkıyor. Yorumlarla ortaya çıkar anlam. Anlamak niçin? Yoruma kaynaklık eder. Bu sefer ters dönüyor bakın. Yorumlarken anlam çıkıyor. Bir daha bakın. Yorumluyoruz ya. Anlamlanıyoruz. Bu anlamla bir mesafe aldıktan sonra onunla yorumluyoruz. Kendi üzerine dönüyor bir daha. Yorumlama da anlamak, anladığını da anlamakla ifade eder. Yani birbirine dönüşüyor. Peki, bakın, yorumlarken, bir de söylüyorum, yorumlarken
Anlarsın. Anladığın anda oraya taşınırsın. Bu sefer bu taşındığın makamda o anlam seni taşıdı ya, oradan yorum yaparsın bir daha. Zor bir şey değil. Abi öyle öyle olmazsa olmaz bir şey söylüyorsunuz ki aslında benim alemimde. Mesela sizin kulaklarınızı kapatsak konuşmanızda sıkıntı yaşarsınız. Evet, konuşamazsın. İşte kulaklarınızın açık olması, konuştuğunuzu tekrardan duymanız, bu dediğiniz manada sanki tasdik eder gibi aslında evet. Ya. Evet. Şimdi bu kavga senin alakası var. Diyor ki, yorumun çokluğunda eylem birliğe girir. Yorum. İnsan anladığını ve anladığına anlam verdiği şeyi yaşar. Değerlerini yaşar. O zaman kim ne yaşıyorsa anladığı şey odur. Sanki Osman abinin kalbinde şöyle bir şey geçiyor Hasan abi. Osman'ım sanki düşünüyor ki, ben öyle hissediyorum, hissettiklerimi söyleyeyim yani. Ben olsam diyor içinden, şu vardan var etmeyi icada yazardım. Diyorsun değil mi, öyle bir şey diyorsun. Bıraktım az önce. Halık da yaratanın ismidir. Benim ailemde kendimi gördüm galiba. Öyle hissettim sanki. Kalbime geçtiyse. Tamam ama bu son anlattığınız daha farklı bir şey. Şimdi onu bir yorum anlamayı... Tamam bir şey yorum dedin ya biraz önce. Beni aynen. Anlatıyordum dün akşam da birisine. Bu söylenecek söz mü? Ben bir aynayım. Herkes kendisini bende seyreder. Bu olamaz bu laf. Böyle bir söz olamaz. Böyle bir beşeri kelam olamaz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani mesela yemeği üfleyerek yemeyiniz. Bunu diyebilmesi için yemeğin kimyasını sıcak. Ağızdan çıkan nefesin kimyasının iki kimyanın bir arada o gelince ortaya çıkacak kimyanın tekrar vücuda dahil olursa bu kimya, vücuttaki kimya ile ne olacağını bilen bir zatın fezlekesi olabilir. Bu olamaz. Kimyanın ruhuna nüfus edenin sözüdür bu. Basit değil. Aynı bunun gibi ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Bu dört tane ismin tamamen zirvesinde yaşayan bir insanın kelamıdır. Evvel, ahir, zahir ve batın. Yani sen nasıl bir şey ya? Ayna derken bu duvardaki, ben bir aynayım, bunu nasıl dersin ya? Ben aynayım, kendi kendimi fikirlerimi gösteririm, eylemimi gösteririm, kendime şahitlik olurum. Ama kendini bende nasıl seyredersin ya? Bu nasıl denilir ya? Yani dört tane kimya bilmeden yemeye üfürerek yemeyiz denemediği gibi insanı bileceksin, kendini bileceksin, insani ilişkileri bileceksin. Çıkan neticeyi onun aleminde yansıyanın yine kendisi olduğunu söyleyeceksin. Bütün mevcudatı vücut vermiş. Garip ya. Bunu biraz insafla düşününcesin. Belki de yarım saat anlattım şeye. Şimdi şunu bitireyim de. Bir daha söyleyin o yani kavga seninle yorumlamak anlamını ilişkisini. Şimdi bu devam ediyorum da devam ediyor. Anlam bizim dışımızda, bunu anlayan insan anlam yorum geliyor devam ediyor ya. Anlam bizim dışımızda tenzihtir. Anlayan insandır. Gaybı olanı yani olmayan anlamı olana şehadete taşınıyor. Ama bu adam boşu boşuna gelmiyor bu kuş. Bu haletlere konan kuş gibidir. Kabu kavsey haleti. Yani yorum ve anlam arasındaki o andaki ilişkiyi yaşarsın. Yani İlişki ve çelişkinin bütünlüğüdür. Kabu kavsiye. Kabu kavsiye bundan sonra şey mi diyeceğiz? Benim ümmetimin alimleri iken ben İsrail. Gibi yani. Bu oluyor yani. Ha, gibi bak. Varis yani anlam gaybidir. Tamam mı abi? Yorum şehadettir. Fakat bu yorum tekrar gayba dönüşüyor. Ya, tamam mı? Bu sürecin bu süreçte yaşarken sana niye anlam gelsin?
Değişiklere geliyorsun, oralardan geliyor. O zaman kabı kalpsen oluyorsun ki sana veriyor. Kamyon gibi bir şey. Veriş alış bir kabı kalpsen. Yaşama halidir yani. Basit belli olsa. Küçük bir kabı kalpsen. Kafir için mi? Azar videosu. Hayır. Onda anlam yok onda. Mana var. Mana şey. Kamyon gidiyor diyorsunuz ya abi. Yani umur matınları. Kamyon gidiyor, yükleniyor, geri geliyor. Evet. Mesela kuantum fiziği bu anlam değil. Bu somuttur. Soyut değil kuantum fiziği. Mesela elektronları bilmek soyuttur. Şey somuttur. Somut. Soyut olan şey. Mesela ahiretle alakalı olandır. Allah'a imanlar. Allah ile. Ahiret de değil bu. Allah ile alakalı. Evet, ahiret aşağıdadır. Bu kabu kayfseni ahiretle alakası yok. Allah. Allah ve insan ilişkisinde rol oynar. Çünkü bakın şuraya ezber olmasın. Yazmam gerekiyor. Onun için uzatıyorum. Şurası. Bu çok önemli de şu anda. Kamu kalsın. Bu ikisinden bak şimdi. Arkadaşlar. Kamu kalsın o Bodrum'da neresi demiştik. Ulemanın şeyleri vardı. Birisi bunu demişti. Biri mana, biri nur tarafı olarak. İkisini de söyledik. Yani. Evet. İkisini de. Ama biz sonra ne dedik? Alttakini kullanalım. Kullanalım. Üsttekini kullanalım dedik. Öyle dedik. Kendi de üsttekini kullanalım dedik. Peki. Bu çizgidir. Tamam. Şurada. yani ihtilaf olduğu zaman itiraz etmeyin diye söylemiştim. Veya bırak. Mecul, tamam mı? Çünkü niçin mana der? Adam buradan böyle bakarsa bunun mana tarafı. Değil mi Osman'ım? Buradan böyle bakarsak nur tarafı. Bu Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam. Şimdi kabı kavsiyen cennet, cehennemle alakası yok. Yani ondan aşkındır. Yani tasavvuf tabiriyle kullandım. Aşkındır. Ondan daha cehennemdir bizim tabirle. Kabı kavsiyen bu ise cennet cehennem buradadır. Bu haletleri yaşamak değil o. İsteyene ver onu diyor. Allah ile alakalı bu. Haletlerin cemidir. Ne dedik zaten? Halet ruhidir, arş-ı azam. Onun üstü oluyor. Haletin üstü. Haletin üstü. Çok yani tabirleri yerine koyduğun zaman zevk geliyor bu. Şimdi ne oluyor? Şu anda yorum yaptık. Ama sizde bir tatlılık olmadı mı? O anlamdır. Anlam böyle kuru bir şey değil. Anlam mı geliyor, biz anlama mı çıkıyoruz? Şimdi şu bak, yorumlar içerisinde sende bende yoktu o. Merhamet ilahi tecelli ediyor, anlam veriyor. Bizim dışımızda oluyor. Sana verince anlama çıkıyoruz. Şey gibi asansörler var da Kur'an asansörü çıkıyor diye şeyden. Evet evet, asansör eleti yukarıdan aşağı. Şimdi bak, anlam yok, vücudu yok. Çünkü soyuttur, somut değil. Yorumların içerisinde Allah'ın verdiği cevaptır. Anlam. Peki anlam sana verdi mi? Mahluka dönüşüyor. Ruhsal oluyor. Ruhsal oluyor. Yani soyuttur değildir, soyut değildir demek de şu. Varlığı mevcuda, mevcut değildir. Mevcut kaynaklı değildir. Allah'ın verdiği senin
şu yorumlamana attığı adımdır. Sana verildiği anda ruhsal oluyor ve mahluk oluyor. Mahluka dönüşüyor. Sen şimdi bir sürü yorumlarla bir sürü anlamlar kazandın, tamam mı? Bunların cemi ettin. Yorum, anlam, yorum, anlam. Bu haletlerinle teveccüh ediyorsun böyle. O yeni bir şeye teveccüh etme halet rüyesi, o andaki o teveccüh haletin kabuk kavseyi. O zaman anlam, kalbi, yorum, dimağa mı bakıyor? Yorum tabii dimağa tabii ama kapsız olmaz tabii yorum. Yüzüm her şey. Şey basamak gibi oldu abi. Şöyle yorum, anlam, yorum, anlam. Evet, evet. Böyle. Muzakere ilmi işte rahmet ilahin tecellisine sebebiyet veriyor. Evet, bu aşır değil diye göstermek istedi. Kabuk kavsenin hedefi Allah. Siz ne okuyorsunuz? Ankara'da kabuk kavsenine çıkmış Hasan abi gelmiş. Şimdi şairi şaşıracaksınız böyle. Adamlar çok iyi biliyor, eskiler bilirdi. Eski alimler de ve ona muhalif olanlar da okuyacağım yeri çok iyi biliyor. Kabuk kavsenin vücudu haricisi. Diyor ki, hiç olmayacak yani, hiç ilgim, benim de tuhafıma gitti, çok garibime giden bir şey. Şairin kabuk kavsenle ne alakası var? Vücud harcısı. Şair, İslami örf, adet, ananeler var ya, tevarüsen, sembol, simge, sanat, sanata, felsefeye, sembol, simgeye dönüşen ve asırları barındıran sembollerdir şair. Şimdi öyle bir bakın bakalım. Bakayım ne alakası var şimdi. Adamlar çok iyi biliyor. Yani mesela tesettürü en iyi kim düşmansa o biliyor. En iyi mudafa kim ediyorsa o biliyor. Tesettürü ezanın kim müdafaa ediyorsa şiddetli bir şekilde ölümüne dahi o en iyi bilen odur. Ezanı en büyük düşman da en iyi bilen de odur. Abi şu sol arka cebimde bankaya yatırmak üzere bir 2000 lira vardı. Abim onu söylüyor. Onu ver dedi. Şimdi benim daha hiç hakkımı kullanmadım ya. Bir 2000 lira versem de bir istemezsen abi. Öyle olmuyor. Olmuyor mu? Şairler binlerce yıllıkta oluşan, bak bunu son cümlemiz bu. Bu haleti salavette olsun diye, sabah şeyimizi atalım diye. Şairler binlerce yıllıkta oluşan yıllar, mesela peygamberler, yani bitmemiş İsa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'dan, Şehit, Nuh, hepsi böyle aktarıla aktarıla oluşan ve birbirine aktarılan kültürel altyapıyla gelen bilinçle, şuurla seçilerek değil, bak, bilinçle yani dimağla değil, bilinç yani bir, genel bir tabir olsun diye söyledim. Dimağla yani bilinçle seçilerek değil, şuurla seçilen ve öğrenilerek aktarılamaz, yaşanarak sembollerle, simgelerle ifade edilen, bunlar şuur dışı insana verilen mirastır. İnsanın enfusi alemine katılmış mühim, zengin materyal felsefede bizde malzeme depolarıdır ki tarihin özneleridir. Tarihin özneleridir. Tarihte bazılar öznedir. Bazılar da yüklemdir. Tamam mı? Bazıları da fuzuli şeyleri var. Bu tarihi süreci ruhlarımıza kabu kayfsen yapıyor. Bu tarih. Mesela bir simke sanki bir tarihin öznesi, bir mesela diyelim ki İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe mesela, ha, güzel bir örnek. Veya ciddi bir Kudüs mesela. Tarihin öznesidir. Tarihi bütünlüğe getirmiş. Bin senelik böyle. Dinç hemen insanlarda canlanıyor. Sanki tarihler arasındaki ilişkileri ve çelişkileri zatında barındıran binlerce yıllık
kültürün, mananın, hissin, latifenin simgeselliğini maddeye dönüşmüş halidir ki, bana sorulsa ki, kabu kalpsen nedir? Yani düşüncede değil, eylemsele dönüşürsen, işte Mescid-i Aksa, işte Kabe, Allah'ın ise işte insan. İslamiyet. Bu tarihi süreci ruhlarımıza kabu kalpsen yapar, mazinin uzun derinliklerine, derinliklerinin cemidir, bizde kabu kafsey. Yani alemleri, kültürleri, alemleri, kültürleri birbirine cem olduğu şeydir. Yani bunun için en son şey yaptım. Eylem olsa ne olur diye. Çok severim böyle eylem. En sonda yani kabu kaybsel eylemsel nedir? Demek ki böyle bir şeydir. Şimdi gelelim salavete. Bismillahirrahmanirrahim. Salavete hoş geldiniz. İyi miyiz abiler? Hadi bakalım. Ait. Salavet değişik bir halet veriyordu. Ben şimdi salavet bitti. Şey salavet diyorum. Kabu kaybsel bitti. Bunu podrumun biraz şey yapsın dedim. Ben de o zaman bitirememiştik. Ben en çok şeyi bir daha söylüyorum. Kabı kalbisinin eylemsel olarak alemde görmek istedim. Dönüşse ne olur dedim yani. Dönüşse insanı berzahtırlar. Varis. Tamam, insanı berzaht, kabı kalbisindirler. Tarihin özneleridirler, büyük zatlar. Öznesidirler. Ondan sonra sanatsal itibariyle Kabe ve Mescid-i Aksa gibidir. Kişilerin fatları ise eserleridir. Ben hemen kulasa ediyorum. Çabuk çabuk, bunda biraz duracağım şuna. Bunu bildiğimiz bir şeydir, bunu anlatmaya gerek yok abi. Var. Tamam abiler. Şimdi bunu anlattıktan sonra burayı anlatayım veya şimdi insan, şu anlar 121'de insanı berzahtır. Haşa vacip değil. Mümkün değildir. Bu insan derken bedenini kastetmiyoruz. Bunlar kendisi giydirdiği ve zanlarımızdır. Zanlarımız insana kendisine elbise giydiriyor. İnsanı berzahtır. Bu kafa müstakim ve münevver akıl. Selim ve nurani kalp, tamam mı? Şimdi böyle bir insan, 15. şualda geçiyor, alemi gaybi, şehadete şehadeti gaybi aktaran ve önümüzde ufuk olan insanlar, Allah Resulü tabiriyle hatırladığım kadarıyla gördüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman gördüğü zaman ferahlatan, konuştuğu zaman sizi rahatlatan, ufuk açan insanlar sizi taşırlar böyle, aslınıza doğru taşırlar. Fani mevcudatı bu insana girer, baki vücutlara dönüşür. Dönüştürürler. Sanki bunlar bir tezgahtır. Bunu Muhakemat 97. sayfada gözden gelen o şeyler, şualar, şeyde 538 sözlerde duyguları ve efkarları insanın mevcudatta marifet ile getirdikleri zaman, aleminde onu tasdik edecek, teyit edecek bir şey bulamadıkları zaman, anlamsızlığa inkılap ettiği gibi aynı zamanda anlama dönüştürüyor. Şimdi bu mevcudat alıyor. Bu mevcudat herkese eşittir. Rahman diyoruz, tamam mı? Rahmandır. Dönüşürse insan, çünkü niçin dönüşür? Dönüştürebildiği için. Yani fani mevcudatı bakiye dönüştürme nispetinde... Abi çok rahat anlatıyorsun beni. Nasıl tutuyorsun şimdi? Bak şimdi... Bak, fani, bakiye dönüştüren berzahtır bu insan. Seviyesine göredir tabii. Bak, fani, bakiye dönüştürebilen. Mevcudu vücut yapıyor. He. O zaman mevcut, vücut buluyor. Fani, baki buluyor. İkisi aynı değil. Bu aynı değiller.
dönüştürenlerdir. Peki kimdir bu? Kimdir? Dönüşenlerdir. Dönüştüğü için dönüştürebiliyor. Adem'e de atıyor değil mi abi? Atıyor. Dönüşenleri dönüştürür. Mevcudat pencerelerinden vacip vücuda bakıyorlar. Bu ne demek ya? Mevcudat soruyor. Mevcudat pencereleriyle vacip vücuda bakıyorlar. Mevcut neymiş ya? Kendi latife-i Rabbani'den Allah görmesi çok mu fazla bir şey büyük? Bir daha. Mevcut neymiş insana göre değil mi? Ne kadar basit. Hemen sonra. Evet. Mevcudat pencereleriyle 17. sayfa mektubat değil mi? Vacibül vücuda bakarken insanın aslısını oluşturan latife insani ve latife Rabbani. Bunlar Vedud'la bakıyor, onlar Hakim ve Rahim'le. Bakıyor. Vedud'a mazhar olduğunu mevcudat taneleri vacib vücuda bakarlar diyorsa mektubatta. Latife Rabbani mevcuda mı benziyor? Niye bakmasın latife Rabbani şey al zata? Hazır olmadıkça sen huzur olmaz ki. Şimdi fani bakiye mevcudu, vücuda dönüşen, dönüşen dönüştürüyor. Peki, kimlerdir? Senin benim gibi insanlardır. Biz değişik böyle kabul ettiğimiz için, peygamberde, Mehdi'de, böyle berza insanlar, onun için etrafımızda oldukları halde görmeyiz. Allah gizler onları. Bazıları kendini de bilmez. Bilmez. Bilmez ki. Şey yaparlar. Şimdi bu böyledir. Bunu böyle yaptım. Şimdi buraya gelelim bakın. Bu bunun şeysi. Bu nasıl oluyor? Buna nasıl muvaffak oluyor? Bu şans bu. Şu haşa vacibül vücut. Zat değil. Zat-ı vacibül vücut değil. Vücut. Şimdi bu aynı ruh. Tamam mı? Ubudiyet aynası. Yani bu vacibül vücuda insan ayna olursa ruhu. Ruhu ubudiyetle mukabele ederse Allah uluhiyetiyle cevap veriyor. Yani insan şöyle diyeyim. Namazdır, oruçtur bunlar yorumlarla, anlamlarla tamam mı? Böyle meşgul oluyorsa kendisini somutla soyutlaştırıyorsa, teşbihi tenzihe dönüştürüyorsa, Musevilikten seviye, ondan sonra aynı zamanda İbrahim'i oluyor zahirde böyle. Vesaire kısacası bu ubudiyet aynası. Onu anlatmak için zengin olsun diye anlattım. Ederseniz namaz niyazı hapsolmayın diye yani soyut somut, tenzih, teşbih, zahir, batın, enfus şey sahip. Şey vardı bir tane, akşam meşgul olmuştum, Allah Allah, yazarım demiştim ama, bak git inşallah gelir, güzel bir şey vardı, hangi size soracaktım, hangi zahir midir, şey, ağacın zahiri mi, hulasası mıdır diye sor, inşallah Allah gelir, nasip eder, bugün bu akşam güzel bir mana vardı. Yazamak, şimdi hatırıma geldi. Bir dakika, vacibül vücut, insanın ruhu, Allah'a muhatap oldu, ubudiyet, ibadet, namaz, oruç. İbadet. İbadet biter, ölünce oruç, namaz bitiyor. İbadet. Ubudiyet bitmez, mahluktur çünkü. Aciz, fark, noksan, kusurdan derüte ediyor. Bu sefer bu aciz, fark, noksan, kusurunu derüte edince, Allah sana adım atıyor. Senin aynı ruhunda uluhiyet gözüküyor. Bu senin ruhun aynası. Burada gözüken güneş uluhiyettir. Rabbim midir? Anlatacağım onu. Bu Rabbul Alemin. Rabbul Alemin. Rahmandır. Herkese vurur. Tamam. Rububiyet. Sen buna ubudiyetle mukabele ettin mi? Allah burada tayin ve teşahhus ediyor. Şualar. Şu alar 9. Taayyum ve teşahhus ediyor. Kim de bu? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyebilen de. Allah taayyum ve teşahhus ediyor. O zaman insan
onun aynasında rahimleşiyor ve berzaha bir insan oluyor. Bu sefer bu mevcut vücut buluyor. Geliyor mevcut 538 sözlerde duyguları ve efkarları mevcudattan manayı marifetleri getirdiği zaman, envari vücut getirdikleri zaman mevcudu, kendinde musaddık buluyorlar, anlam buluyor veya bulmuyor. Ondan sonra abesiyete gidiyor veya vücut buluyorlar. Tamam mı? Böyle bir şeyi kazanıyor bu. Kazanınca bu rahim oluyor, bu artık bu. Yani bu Rahman, herkese eşit olmak, bu imtiyazlaşıyor berzahlaştığı için. O zaman rahim oluyor şu. Rububiyette eşit. Ha, o zaman diyor ki netice ve bugünkü dersimize başlayacağız. Nasıl anlarız sen berzaha bir insan olduğunu veya berzaha insanı nasıl tanımlarız? Biraz önce şairi Kabu Kayseri indirdik. Hani Tuğa Bodrum kampından. O en zirve dersti o zamanki. O başka bir şeydi. Anlattı. 3 ders mi, 4 mü ders oldu? Kabu Kayseri'nin 4 ders oldu galiba. İndik bugün insanın düşüncesine ve ruhsal yapısına ve eylemine indirdi Kabu Kayseri'nin. Daha devam edecek Kabu Kayseri'nin. Devam edip birkaç, 5-6 sayfada var böyle cümle. Cümle 5-6 sayfa var. Şimdi eyleme indirdik ya, en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de insan kendisine uydurukçasıyla tanık, şahit olmak nasıl oluyor? Şimdi herkes bilir, bu insan enaniyetini bırakıyor. Bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin ayini tecellisi bulunduğunu aleminde gördüğü vakit. Bak, derece derece enaniyetini bırakacak, bizzat nefsi hiç olduğunu, bunlar hep giydirildiğini, gömlek giydim, atlet giydim, bedeni giydim, hayatı giydim, hissi giydim, fikriyatı giydim, giydim. Bizzat nefsi hiç olduğunu, arkası olduğunu, bak enaniyetini bırakanlarda bizzat nefsi hiç olduğu ortaya çıkar. Enaniyetini bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu anlayan mucidi hakikinin aynı tecellisi olduğunu görür. Hasan mucid diyor ya, icat. Ecat. Sendeki çıktığı an, gördüğün an icat oluyor. Sendeki oluyor. Açılıyor. Cennet. Zaten buna şahitsin. Ha. Hani Kabu Kayseri'n dedim ya, Allah adeta seni çağırıyor. Tabi. Gel kulum. Senden seni yaratacağım. Sen meculdasın. Enedesin. Senden seni yaratmaya seni şahit tutuyorum. İşte aynı, bak aynı cümle, mucidi hakikinin, mucidi hakikinin bir aynı tecellisi şu. Bu şeyi yapmayın. Şimdi de yapın. Aynısını anlatım o Kabu Kayseri. Konumuz bu değildi, girmek istemedim ama burada lazım şimdi. Bu parçaya girmem lazım. Yani Allah dedi ki, sanki tiyatro yapıyorum. Gel kulum, kendi vücuduna senden seni yaratmaya şahit ol. Dedi ki zaten aynısı oluyor. Şimdi şu, şimdi şöyle bir düşünün bakalım ben söylerken. Bedenimize oluyor mu hadiseler? Böbrek, dalak, mide falan. Oluyor mu abi? Oluyor değil mi? Çalışıyor. Şahit misiniz? Sen bir müdahale var mı? Seyret işte. Abi ve seyret. Bir adım da gidelim şimdi. Bunu seyretmiyor musun? Ha. Bunu eğer sen bu tefekkürle kendini seyredince bir adım da yukarıya çık diyor. Ondan sonra senin hissiyatların, latifelerin birbirine girmiş, acayip. Zıtların cemiyidir. 26 tane madde var. Hayat tarifi var. 30. lemada. 29 demek. Niye 26? 26 madde var. 26 mı? 29 mu? 26 mı? Orada ya 29 ya 26. 26 gibi, evet. Şimdi bak, şahit ol yani, ey kulum senden seni yaratmaya seyret. Aynı seyrediyoruz, aynı şey. Şimdi bu haleti götüreceğim yani. Şimdi vücudumuzda böbrek, dalak, mide, kafa falan bedensel icraatları görüyor musun? Şahit misin ya? Hakikaten acayip, tırnak, bıyık, saç, böbrekler hepsine oluyor. Ben buna şahittim yani. Ama benim etkalim yok.
Sen seyret. Seyretme makamında değil miyiz? Seyret bakalım. Seyretmiyor musun? Ha, seyredebiliyorsa. Geç bir arkaya diyor. Hissiyatlarım var. Hayatında şöyle geçiyor hayat penceresini. Bir tencere düşünün böyle kaynatıyorsun. Ha, hissiyatlar, kaynama suretini hissiyatlar diye geçiyor. Aynı bu tabir geçiyor. Kaynama suretini hissiyatlar. Buna da şahit ol. Bunların müsaidi ben değilim ki. Neler oluyor? Acı bir şey ya. Yani bedene şahit oldum, çıktım buna tefekkürle. Sonra hayatımdaki hissiyatların kaynama suretindekilere şahit oldum. Dimağıma bir girdim, Allah, ustak diyor ki, Allah neler var, insanlık alemi bana göründü diyor. Tamam mı? İnsanlık aleminde dimağa bak, bana göründü sensin. Dimağa ait, kalbe ait. Neydi o abim? Hadi çık 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 bu akşam buraya da. Dima ait. Bir tanesi dima aitti, bir tanesi kalbe ait. Ya Rabbi nasip et inşallah onu. Şimdi bedene hakim olduk. Kusura bakmayın böyle şey olmasın. İki, hayatında kaynayan hissiyatlara şahit ol. Şahit misin? Allah senin, Allah yapıyor. Allah yaparken sen şahit değil misin Allah'ın şu anda icraatına? Şu anda şahit. Hislerini o yapıyor. Dimağına şahit oluyorsun. Fikriyat okuyor. Kontrol edemiyorsun ki düşüncelerini. Fikriyatlarını kontrol edemiyorsun. Kalbine, kalbindeki meyillere evamir-i tekine vardı ya. İm vardı ya. Neydi o? İştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil. Onlara şahit ol. Gene bizim tasarrufumuz değil. Oluyor ama ancak seyrediyor. Seyretmeyi bitirmişiz. Biz ancak onun yaptırıcılığıyla meşgulüz. Hamal gibi çalışıyoruz böyle. Pencerelerden seyret işlerine girme. Ha, girme. Zaten gir. Şimdi şahit miyiz buna? Şahitiz. İhtiyaç, ihtiyaç, inciza, meyil. Bunların hiçbirisi benim tasarrufum değil. Ben bu sistemi kurmadım. Şahit makamına çık. Ondan sonra ruha, kalp ve ruhun dereceye hayatına çık diyor. Çıktık. Bunlar şahit değil miyiz? Çıkan kim? Kalbin ve ruhun derece hayatına çık, şahit ol. Ruha şahit olacaksan, ruhun dışına bir şeysin. Benim ruhum değil. Otur oraya, aynı şey işte. Kul dedi ki, gel bunu seyret ya Rabbi. Allah dedi ki, gel bunu seyret. Aa, şahidiz. Bu dört tane bedendeki icraata, hayattaki hissiyata, dimağındaki fikriyata, kalbindeki hissiyata, bedendeki icraata, dimağdaki fikriyata, kalbindeki hissiyata, ruhundaki latifelerin icraatındaki bütün birbirine çelişen ve çatışan bu sisteme şahit ol bakalım. Bu şahit bunu tefekkür edip bu makama gelebildiğin an kabı kalp senindesin işte. Kabı kalp senin oluyor. Onu yazın abi o dediklerinizi. Uçmasın yani. Tamam. O önemli de. Evet. Şunu çevir abi. Esas şey çok güzel bir şey vardı. Çünkü buna yatıp buna kalkıyor. Uykularım gidiyor. Kafa orada ya. Bak. Kabul. Kavseyn. Çift. Şimdi 1, 2, 3, 4. Ötekisini hayal şey yaptığımı zannediyor. Yani aynı. Bedendeki icraata 2. Dimağdaki fikriyata, kalbindeki hissi yata, ruhundaki imbisatlara şahit olma
haleti ruhiyenin andaki halidir. Andadır yani. Yani kabı kalpten dimağda, bedende, hepsinde oluyor ayrı. Evet. Eylemde ise şairdir. Yani halet-i ruhiye dediniz de o evet, halet-i ruhiye demek ya. Lazım. Yani daha latif ne olabilir? O andaki şahitliğindir. Şahit olmaktır. Yani çünkü ruhu saydıktan sonra orada evet, ruh evet. dememek. Yani evet, evet. Yani hayır, hayır. İşman eder bileceğiniz. Evet, ya, ruh dememekten... andaki şahitliğindir. Anda. Doğru. Andaki şahitliğindir. Enenin şahitliği diyebilir miyiz? Olabilir. Enenin andaki şahitliğidir. Bu onun ifadesi olabilir mi Hasan abi? Yani şurada ifade edemiyoruz. Ne kadar akıs değil mi acaba yani? Acaba bu olabiliyor mu? Ne? Hayvaniyetten çık cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir, tevehüm et, dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir alem-i nur bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söyletmek, ruhu işlettirmektir. Bu makam mı? Makam evet. Makamda an ama andaki enin o andaki şahit olmak. Çünkü devam etmiyor ama devam. Olmuyor o. O andır. Ama şu, bak arkadaşlar, öğrenmeyeceğiz. Şahit olacağız derse. Bu, yoksa kuralcı oluruz, şey olur, disiplinlere mahkum oluyoruz. Yani öğretilere mahkum. Öğretken bir olmuyoruz. Yani gölge insan oluyoruz, fotokopi oluyoruz. Birisi bizi üretiyor. Öğrenmiyoruz. Öğrenerek şahit olacağız kendimize. Uydurukçasıyla tanık olacağız. Bak şimdi. Kardeşim kabı kalsen bir kere gaybla bitiyor. Gaybı bitiyor. Ruhta bitiyor. De. Bir, haşir başir işi yok bu işin. Yani meleklerle işi yoktur. İman esasının beşi yoktur. Bitirmiştir. Bir Allah var, tamam mı? Şimdi Allah'ın icraatına şahit olacaksın. Tamam, Allah'ın icraatına şahit olma haleti, tesekkürü değil, andaki haldır diyelim de başka iş yapamıyorum. İnşallah başka bir güzel tabir bulursanız, yeni bir şey uydurursak uyduruk olur. Şimdi Allah'ın icraatını, ben tekrar yapıyorum böyle, tefekkür ediyoruz, Risale okuyoruz, 24. mektupta diyor ki, bu tefekkür bana bir sene kâfi geldi, sen hayatında ısrar etme ölünceye kadar, bu tefekkür şeklini bırak artık. 24. mektupta diyor ki, bana bir sene kâfi geldi, sen 60 seneden beri uğraşıyorsun, bırak, elmadaki renk mülerinde, daha meşgul olma. O bir sene bana kâfi geldi diyor. Musa bir mukadir, 32 sözde var ya Osman. Tamam, bir diyor asna, bir de güzel çiçeğin zahirine. Daha meşgul olma, bedensel bir hayattır o. Tamam, bu bir sene bitti. Hala ısrar ediyorsun, ülfet belasına düşer olursun. Başına belayı sararsın. Şimdi Allah bedeni yapıyor. Beden ev gibidir, ruh değildir. Yani bunun detayına girmeyeyim. Bedendeki icraatı var mı? Var. Şu anda ben şahit miyim? Böbrek süzüyor mu? Mide yapıyor mu? Kalp pompalıyor vesaire. Saçlar uzuyor mu? Böyle bir hayal et. Tabii bu şu anda derste bu kadar olur. Yani sen bunu özel tefekkür edeceksin yani böyle. Otur vücuduna şahit ol. Senin dışında oluyor ama sende oluyor. Senin dışında sende oluyor. Senin dışında birisi sende tasarruf ediyor. Onu gör diyor. Risale'de böyle geçiyor. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Evet bizim yani 20. mektupta geçiyor Veysel Karani şeyinde. Bizim dışımızda birisi bizde tasarruf ediyor. Tamam mı? Hatırladın mı? Bu tasarrufunu seyret böyle. Bu seni peki tefekkür edince, seyredince sende bir halet olmayacak. He? Mesela onun için dedim, bir halet olmayacak mı? Halet-i ruhiyelerin arkasındaki andır. Ne yazılabilir bu? He. Halet-i ruhiyelerin arkası. Şunu sileceğim.
haleti ruhiyelerin arkasındaki andır. Şunu siliyorum. An da bende olduğuna göre yine benim. Öyle bir ana şahit oldum. Rüyelerin arkasındaki şahitliğindir. Ruhun enenin şahitliği. Evet. Enenin şahitliği. Andaki arkasındaki enenin ben anım. Enenin andaki andaki anı andaki şahitliği dediniz ama tamam. Andaki şahitliği. Şahitliği. Kendini tanıması ya. Subhanallah. İnsanın kendini görmesi. Şimdi beraber benim dışında benden başkası bende tasarruf ediyor. 20. mektup. Buna şahit ol. Gel böyle dima fırtınalar esiyor. Böyle. Buna da şahit ol. Tamam. İki. Tencereye koyduk. Benim dışında birisi bedene tasarruf ediyor. Bunu tefekkürle yaptık. Koyduk tencereye. Sonra dimağımdaki tahayyüller, tasavvurlar, tahakkuller, tasdikler falan birbirine. Allah Allah. Bir acayip bir alem. Ona da şahit ol. Yani aklını yönetemezsin. Akıl üstü bir malzeme aklına verirsen aklına hakim olursun sen. Aklına hakim olamazsın. Neye benziyor? Şeytanın elindeki malzemelerle şeytanı mağlup edemediğin gibi. Şeytanın elinde olmayan şeyle şeytanı mağlup edersin. Şeytanda terk yok. O olursa olursun. Şimdi dimağındaki icraata şahit misiniz? Koy içine tencereye. Kalbindeki hissiyat yok mu? Kalbinde bir sürü hissiyatlar var. İhtiyatlar, incizaplar, ihtiyaçlar, meyiller. Onlara da şahit ol. Ol. Ruhtaki aleti rüyeler var. Nedir o? Şefkati mukaddese, muhabbeti münezzehe, şefk, surur, lezzeti mukaddese, memnuniyet iftihar. Bunlar da aleti rüyedir. Ona da şahit ol ki ben mesela çoğu zaman şefkat benim başıma bela oluyor. İfrat-ı şefkat illettir. Başına bela sarıyor. Muhabbet öyle intihar ettiriyorlar. Aşık oluyor değil mi? Bak o icraata bak. Adam kendi elinde olsaydı indirirdi. Yani radyonun şeyin sesini kısar gibi kısardı. Kısamıyor. Yani buna da şahit ol ama sende oluyor ama senin dışında birisi tasarruf ediyor. Ne etti? 4. Bedenime, dimağıma, kalbime ve ruhuma. İcraatları bende oluyor ama benimle hiç alakası yok. Yani böyle. Onu işte bu icraatları Allah Allah bendeki tasarrufa şahit oluyor. O 4 taneyi tencereye koydum, karıştırdım. O andaki haleti ruhiyelerimin endeki an. O an ne yaptıysa sana, o an devam etmez fazla. O an kabu kayfsendir. İşte o anı yaşayan demiş ki, şimdi Cebrail gelse, Allah ile benim bir anım var ki diyor Allah Resulü, Cebrail gelse kabul etmem. Ustad Hazretleri diyor ki, benimle Allah arasında bir an oluyor ki melaike gelse melaikeyi kabul etme. Bunu nasıl anlarsın bunu? Mahkematı yazana bak. Mahkematı içine bak görürsün bunu. Yani seni meşgul eder orada melaike. İlhamla meşgul eder. İlham yok orada artık. Melaike ne yapacak? Niçin kabul etmem diyor? Çünkü direkt zatla sen varken arada vefatçı, ilham eden, manayı getiren melekle ne alakası var? Ballar balını buldun. Yani onun için kabul etmezler. İnsan böyle bir şeydir. O anda bu haletleri, halet ruhiyelerin enedeki andır ki burada iman esasının beşi yoktur. Meleklere iman yoktur. Kitaplara iman yoktur. Hiçbirisi haşir yoktur. Çünkü hepsinin sıyrılmışsın artık. Cebrail arkada kaldı.
Tabii tabii, Cebrail burada cebredici güçler. Cebrail dimağda karşı cebredici. Ceberut yani. E peki ne yaptın? O anda bu dört taneye Halit rüyelerin Ene'deki şahitliği. O işte... Miraçlı mısın? İşte, evet. Miraç. Bizim miraçımız. Miraç. Bu kabuk hafsi. O an. Miraç. Şu anda seni yaşadığın hal. İşte. Bu kabuk hafsi enirsindeki. Benim şahit olduğum kadarıyla. Şu andaki Erdinç'in durumu öyle. İyi. Ama hani dengeçti. Yapılmış böyle. Beden zahirdir. Beden zahirdir. Ruh batın. Dima evvel kalp ahir diyebilir miyiz? Evet. O zaman yine zahir zahir batın. Dört tane ahir. Evet. Ha evet. Beden zahirdir. Ağaç gibi. Evet. Ruh batındır. Ruh bu evveldir. Çekirdek. Kalp harit olduğunu söylüyor. Meyvedir. Dima da batındır. Evet. Dört tanesini tutuyor. Çok ilginç. Ben yapalım, dur bakayım. Yapalım abi. Bu sırayla biraz değişiyor. Zahir. Beden girdi. Ağacın çekirdeği, zahir ise ağaç. Batınısın. Makine tarafı. Ustak makine diyor, biliyorsun. Meyve. Meyvesi. Şimdi uygularsak doktoru, beden zahir. Şuraya beden. Ruha da çekirdeği zahmet. Çekirdeğe ruh. Güzel dedin. Batını kalp. Kalbi tanı kalbatın kalptir diyor. Bu nasıldır? Yani, makine sistem kalp. Kalp. Meyvesi de bu çalışmıyor. Lima. Harika. Dört isim. O zaman zaten Bodrum'da o ders olmuştu. Yani evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin cem anıdır insanda. Yani, bunu da bir yuvarla alırsak işte en oluyor. Bir daha. Bunu da yazayım. Hepsinin kapısı atar. Evvel, ahir, zahir, batın isimlerinin cem halidir. Kabuk kalpse. Abi şunu şöyle yuvarlığa alalım şimdi öyle. Hangisi? Şunu komple. Yani o ben şeyi, şuraya, o yeşil şeyi, şu kabı kaseyin yuvarlak yapar. Şunu ifade ediyor, şunu alalım diyor. Bu budur diyor. O da enedir diyor abi, o yuvarlak. Yuvarlak. Keşke tam yuvarlak olsaydı abi. Tevafuk mu etti? İşte. Şöyle diyor. Buradasın. O zaman şöyle diyor. Neredesin? Hayır, bir alakalı bir şey değil. Şöyle yani. Evveldir, ahirdir, zahirdir. Ben bu değil misin? Ona da öyle mi? Evet. Yok, orasına girmiş oluyorsun. Vay be. Zaten orada o hatırlarsınız. Evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin insandaki cemül cem halit haletidir ya. Dört ismi. Peki Risale'nin ismi azam ama azardır. İsmi azam nedir bir daha? Dört tane ismi bütünsel olarak bakabilen ismi azam ama azar oluyor. O derste ismi azamdır. Eğer bir derste hangisi camidir? Şeriattaki ölçüyü söylüyorum şeyde. Eğer bir sohbet zahirisini anlatırken batınsını anlatabiliyorsa, varsa o meratip o dersin içinde. Evveli anlatırken ahiri, dördünü cem etmiş bir sohbet ismi azamdan konuşuyor. Abi bu kavga karşı yukarısı yani la ilahe illallah diyoruz ya. Kavga la ilahe illallah. La ilahe. Ona da benzer. La ilahe. Bu benim burası. Anladığım da değil. İllallah. Bu tarafta Muhammeden Resulü. La ilahe. İlah değil bunlar. İllallah. Diyen kim? Ortadaki. Diyen. Yani bir şey. Diyen yok. Harika. Diyen yok. Ha, yok. Güzel, onu da yazayım. Onu da yazayım ha. Ve yok. Harika. Pastaşıyorlar. La ilahe. Mahluk. Ay kesiyor yani.
İllallah vacip. Şurayı siliyorum bak. Şurayı. Şu. Burası La ilahe. İllallah. Bu fıtriydi. Normal. Yaz çıkışı gibi oldu. İllallah. Diyendir. Diyendir. Diye bilen. Diz. Diyelen. Bilen yer. Ne oldu biliyor musun şimdi? Nereye geldik? Diyebilen kendisi kabu kafsedir insanlığın. Diyelen kendisidir kabu kafse. diyen kendisi olurken insanlar bakarken o diyebilen insanların içinde o kabu kafsedir. Bizim bir arkadaki şekil vardı ya, o mevcudatla şey arasında dedi. Evet. Bu sefer bir tarafa la ilahe dedi, arka tarafta illallah dedi. Evet. Tam başka bir insan. O zaten evet, oldu. Onu şey yapayım, şöyle yapayım da. Çarpar mı duvara? Döneceğim abi. Ne işti bu şimdi? Akşam ne yedin sen? Zencefil için. Bak, şurası la ilahe. Oldu. İllallah diye bilen kendisidir kabu kafse. Kabu kafseye taşınmıyor. Kabu kafse ne oluyor? Bak ne diyor ya? Manyak ya sana. Bir alın şunu benim yanımdan. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Onun başkası diye. Hayır, ortadaki. Ortadaki ne dedi ya? İçinden öyle geldi. Yumuşatmaya başladı. Ortadaki Muhammeden Resulullah'tır diyor. Aferin lan. Resul, Risalet. Varis yani. Muhammed'in Resulullah. Bunu diyor yani. Varis diyor zaten yani. Kem beni İsrail diyor yani. Varis. Ha, o zaman kendine de şahit oldu. Ümmetimin alimi. Hasan abi, kainata oldu. Allah'a illallah dedi. Kendini de tanımladı Muhammed'in Resulullah. Evet, Muhammed'i meşrep oldu diyebildiği için. Varis yani. Kendini tanımladı yani. Oraya mı girmiş? Risale'niz de anladınız. Vay be. Çok tuhaf ya. Çok tuhaf. Ben de yeni bunları öğreniyorum. Niçin? Hani demiştik ya, yorumların içindedir mana. Yorum böyle ihlaslı, bir saygılı, hakperest, ihlas yani bir şeyin iz takip etmek, Allah'ın rızasını kazanmak, bir şeyi başka öğrete, enanet, gurur, şöhret vesaire, tövbe, haset olmayınca böyle Allah gösteriveriyor. Hani okumuştuk ya, yorum adımını atana Allah'ın verdiği cevap manadır. Mana mahluk oluyor bu sefer. Ona çıkıyorsun, o manayla yorumluyorsun. İşte la ilahe illallah diyen insandır. Kendisi berzak, insani, kendisi kabu kavseydir. Bunlar da bizim kabu kavseynimizin şairi. Evet, şair. Şimdi şair oldu. Şimdi
Kabu kalp sene çıkmıyorsun. Kabu kalp sen oluyorsun. Demek kendimi ki nasıl olacaksın? Çıkmıyorsun. Çıkmıyorsun. Sen nasıl? Bilmiyorum. O. Yani o deyince haşa şeye giderler. Kabu kalpsen oluyorsun. Kabu. Kavseyn. Oluyorsun. Çıkmıyorsun kabu kalpsene. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisinde mi görüştü? Ha, hepsi farklı arkadaşlar. Görüyor musun? Artık. Tamam. Hadi hiçbir şey oldu ya. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? He. Siz, ben o dönem olmamıştım sanırım. İlk altı dima dersini yaptıktan sonra bir ara verildi değil mi Hasan abi? Bayağı bir ara verildi. Cismaniyet adaya mı girdi o zaman? Evet. Evet oldu. Ha, öyle bir şey oldu. Öyle oldu değil mi? Öyle oldu. Sonra yedinci ders olarak dimağa yeniden başlandı. Ha. Değil mi? Öyle bir şey oldu. Öyle hatırladım. Evet, evet. Ben bilmiyorum. Evet. Evet öyle oldu. Ben de cismaniyetin başlarında, o aralarda doğdum zaten. Ben de o zaman yoktum. Doğum tarihin orası. Doğum tarihim orası. Evet. Şimdi tesadüf yok. Hepsi tevafuk. Hasan abi. Hı-hı. Şimdi şu tahayyül, tasavvur. Ya diyorsunuz ya sana abi, cennet, cennet dediğin ne ki? Zaten cennet bana hizmet etmek için yok mu? Ben neyim ya? Öyle mi? Şimdi aslında abi bu kadar izan, iltizam, itikat bunları yaptık, şimdi salabete geçtik. Öyle merak ediyorum ki şu tahayyül tasavvur ne ki? Araya kabu kavşen girmek için zorluyor, vücut girmek için zorluyor. Bizi ders yap diye. Bizi ders yap diye ki ondan sonra tahayyül tasavvura geçesin. Anlamış değilim Hasan abi ya. Vallahi öyle. Allah razı olsun. Bir ders yapmışım, gördüm. Adem'le vücut diye toplama. Zeynep abi. Yani bir parçaydı. Diğerini göremedim, fazla bakmadım. Çok bakmak istemiyorum. Kayıtlar beni diye. Bu kafayla vücut yeniden okumak istiyorum. Dediğin gibi Allah razı olsun. Öyle şeyler girmek istiyor ki. Mesela tekvin, vücut. Tamam. Ondan sonra yani ömür yetmez de şu sağ selamet Allah nasip ederse şu tahayyülden çıkıp tasavvuru da bitirip akulu da bir bitirebilsek böyle bir gelecek nesil bir yadigar. Zaten bu asrı hitap etmiyoruz. Bu asırda edilen kendisi edveyi Kur'an'ı arayıp buluyorlar. Bulanlar da arayanlardır. Bulamayanlar aramayanlardır. Onun için onlara meşgul olmuyoruz. Çünkü işimiz yani öyle bir yazmıştım böyle. Niçin aldırmıyorsun tenkitleri vesaire. Çünkü ben bunlara hitap etmiyorum ki. İsa Aleyhisselam'ın ayetidir biliyorsun. İsteyen, yani bulanlar arayanlardır ama her arayan bulan değildir. Hmm. Bu Ebbe-i Kur'an'ı için usta diyor ki Risale-i Nur'u, arayan buluyor, bulamamışsa aramamıştır, lakayttır. Sen bir şey anlamak isteyip de anlamadığın bir şey var mı? Yok. Mümkün. Mesela hastanede koca kıyamet kokuyor, büyük bir hastane, o birimi buluyorsun. Farabi Hastanesi'nde gördüm anda. Çizgi yazmış. Kırmızı çizgi üzerine yazmış. KGB'ye gidiyor. EKB'ye mi gidiyor? Dahiliyeye gider diyor. Renkleri koymuş. Ben, herkesin kafası şöyle. Böyle çizgi kalbe gider diyor. Limona şeye gider. Ramata limona gider. Ben onu çektim. Limona gider. Limona gider, kalbe gider. Sen düşünmüşsündür abi orada da. Kalp nasıl gördüyse kimi aramışsındır. Şöyle ben böyle baktım, resim çektim tamam mı? Bir tanesi geldi çekti. Dedi ki dersimi malzeme mi? Hasan beni yapıyor musunuz? Evet, kaladı. Oradaki kardeş. Bir baktım ki doktor. Böyle bakıyorum böyle çizgiye. Çok ilgimi çekiyor.
Yani oraya gider. Bir binada rehber yok. Sen nerelere rehbersin gideceksin? Rehberin yok. Nereye gidiyorsun? Ölümü baymak mı sanıyorsun? Rehber yok. Bir isim almamışsın. Nereye gidiyorsun? Evet. Farag Hastanesi'nde klaboat vardır, beyindir, şudur budur gitmek için kaçıncı kat merdivenleri bile çizmiş böyle. Amalar ayrı. Bakıyorum Allah Allah, çizgiye bakıyorum. Devam et, bu diyor laboratuvara gider. Bu fotoğrafta başka renkin içine yazmış, röntgene gider. Bu kalbe gider. Vay be. Böyle bir aleme şeritsiz gideceksin, rehbersiz gideceksin. Git bakalım. Risale-i Nursuz git bakalım nasıl vurgun yiyorsun. İşte o dimada, Bodrum'da şey yapıyorduk program yaparken. Murat da özel şey yaptı, özel bir şeyimiz oldu. Dur orada. Usulü dokunuyoruz. Çizgiyi anlatmak için ama. Dur. Öyle mi? Dur orada. O yok, o yok. Ondan sonra... Ya. Çok etkilendim ya. Bambaşka bir şey. Ben... Son şey olsun, dersi iki yaparız. Salabeti sonra devam ederiz. Meğer kabı kalp seni çıktığımızı zannediyordu. Abi ellerinden öpüyorum. Evet. Bismillah. Yani şu derste kabı kalp seni insani berzaklar olarak tespit ettik ya. Önceden var mıydı zihninizde? Derste mi çıktı? Bu yoktu. Bu la ilahe illallah yoktu. Yoktu. Şu da yoktu, derste çıktı. İnsan kabuk hapsine çıkar, o anda yaşadı. Şu anda şeyim, insan kabuk hapsine çıkmıyor, kabuk hapsi oluyor. Çok şey izah ediyor abi o zaman. Evet. İnsanı berzanlar... Kendisi oluyor. Başka bir boyuta geçiyor. Yani şurada, 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 o oluyor. Sen nasıl anlayacaksın? Allah büyük bir yer nasip etsin de, böyle şeylerle, iyi de kullanıyordum o akıllı tahtayı ya. Yani iyi böyle şak diye çeviriyordum. Bak, insan buradayken kabu kalpsen haletini yaşar. Ama buraya gelince kabu kalpsen olur. Yani o halette eğer kalp ve ruhun derece hayatına girerse, kabu kalpsen haleti yaşamıyorsun, o oluyorsun. Mesela şöyle düşünün, sizi kalbe taşımış bir insan, yani bir ders, bir sohbet, bir insan, dimağa taşımış, halet üreyen kalbe kalpse taşımış, o senin için kabu kalpsendir. Bu bir şair olur, sembol olur, simge olur, bir ders olur, sohbet olur, bir böyle şeye bakarsın, acayip bir şey. Şimdi kabuk kalpsen görüşmüş ya Resulullah'ımız. Orada Ruhiyetullah'a mı masal olmuş? Evet. Kelam bitmiş. Kelam burada bitmiş. Ruhsal haletleri burada kelam bitmiş. Şey İmam-ı Rabbani diyor ki orada olduğunu söylüyorsa diyor. Söylüyorsa diptedir diyor. Çünkü orada kelam yok diyor. Evet. Allah. Demek ki kabuk kalpsen çıkılmıyor. Çıkılıyor. Çıkılmıyor. Çıkılıyor, o olunca çıkılmıyor. Abi dersin başlangıcında siz bir şey söylediniz. Sanki çok basit geçişti. Halbuki yani benim şu aciz kafamla anladım. Neydi, merak ettim. Her şey Allah'ta bitmiyor. Allah'ta başlıyor. Allah ile başlıyor. Yani vahdet-i vücut ile bizim bazen aramızda ne fark var diyoruz ya. İşte bu kelime bizi fark ettir diyor abi. Allah ile başlıyor. Allah ile bitmiyor. Allah ile başladığını fark etmek ne biliyor musunuz abi? Özür dilerim, dayanamıyorum gene. Hep yine o ve beni ayırıyorsunuz. Ben oyum demiyorsunuz sen Hasan abi. Ben ondanım diyorsunuz. Ya. Evet. Ya. O zaman başlıyor. Allah ile bitmiyor. Vahdet-i vücut Allah ile bitirdi. Allah ile başlıyor. Çünkü Bismillah her hayrın başıdır. Biz onunla başlarız, ona başlarız bir de. Biz onunla başlarız harice, ona başlarız kendisine.
Yani anca öyle nihayetsiz olur. Neden fuhaşı işaretten? Bir şey, Allah ile biterse vahdet-i vücutçusun. Allah, Allah ile biter, Allah ile başlıyor zaten. O zaman kemalat da yani, terakki de bulmuş oluyor aslında. Tabii. Nihayetsiz. Başlıyor zaten. Her şey sonucu. Bitti Allah'a. Vecud ismine mazhar olanlar Allah'ta bitiriyor ama hakim ismiyle birlikte olunca başlıyor. O da doğru biliyor musun? Vedud ismine mazhar olmuş, Allah da bitirmiş. Allah bitti diyor. Allah ile bitti. Vedud ismi mazhar olmuş. Rahim ve Hakim ismi mazhar olunca Allah ile başlıyor bu sefer. Diyor ki bu derslerden sonra, o Kavu Kayısen haletini yaşadıktan sonra başlıyor esasını ver. Kendine gel. Ondan sonra, Kavu Kayısen olduktan sonra başlıyor başka bir şeyler. Ne başlıyor biliyor musunuz? Seradikat-ı Tecelliyat da onun tanımı ne? Allah Resulü'ne. Allah ile burada olan Allah'ta bitiriyor. Burada Kavu Kayısen geldi. Kavu Kayısen yaşadı. Ne yaşayacak? Seradikat-ı Tecelliyat. Peki nedir o? Bana Kur'an kadar Kur'an verildi ama vermeye mezun değilim diyen peygamberin ruhu, ruhsal yapısına giriyorsunuz. Oradan başlıyor artık başka bir şey. 500 meyveden 5 meyveydi bu. Evet. 495 daha yukarıda. Vahiy zimmiler. 500 meyveden 5. La kal 500 meyve. Mülacim 500 meyvesi. Kaç tanesini söyledi sözleri? Niye bizi sıkıntıya sokuyorsun? Çikolatayı çocuğa gösteriyorsun da vermiyorsun usta. Çocuğa geliyorsun eve. Çikolatayı gösteriyorsun vermiyorsun. Niye zulmediyorsun? Verme. Vermeyeceksen niye gösteriyorsun? Tamam da niye söylüyorsun? Lakal 70 tane faydasından diyor Ramazan'ın 7'si beyan edildi. Tamam da 63 tanesini madem demeyecektin niye diyorsun? Sen de bir anda sen bulacaksın. Onu da sen bul. İşte doktor burada bitiyor. Bu bitiyor. Allah ile bitiyor bu. Kabu Kayseri'ne gelince. Allah ile başlıyor. Kur'an'ın anlattıkları var. Bir de anlatmak istedikleri var. Anlatmak istedikleri anlattıklarından fazladır. İnsan buraya gelince insanlık bitiyor. İnsanlığı bitiyor. Sonra bir şey söyleyeceğim. Yaslanın imanı da yok artık orada. İman yok. Kabu kaysa ne olacak? İman yok. Çünkü emin olacak kim kaldı ki? Artık hakikatlerine dönüştü. Haşa. O ve ben var olmakla beraber mahlukuz. Ama mahluk seviyesinde değilsin. Vacip, mahluk. Vacip, mahluk devam ediyor. Sen berzah oluyorsun. Artık sen yoksun ki. Orada vücudu haricin yok. Haşa, vacip de değilsin. Berzah insan. İnsani berzahlığın başlıyor. İnsanı berzah ne olacak? Artık kabu kalbisine dönüşen insan, Kur'an'ın anlattıklarının dışında anlatmak istediklerine mazhar oluyor. Ruhiyet olunca mazhar da olmuyor. Tövbe. Zuhur. Ruhiyet olunca iman bitiyor. Ruhiyet olunca iman bitiyor. Mesela bana deseler ki iman ne demek? Emin olmak. Mesela kim bugün kadromuzda yok? Ali. Ali var mı arkadaşlar kadromuzda? Eminim değil mi? Yani kadromuzda zaten var ama burada değil. Var tabii. Var tabii değil mi kadromuzda? Ama dersin bir tane gelse, dersiniz katılıyor mu? Tabii dayım canım, şahitlik yaparız. Katıldığına şahitlik yaparız. Hı. Peki deseler ki, bu Ali dersinize katılır mı der mi? Zaten burada. Evet. Buna denilir mi senin ders halkana katılıyor? Şimdi, iman gaybadır. Öyle mi? Gayb mı kaldı? Allah ile görüşüyorsun. Evet. O zaman iman olmuyor. İman gaybadır çünkü. Gayb kalktı. Ne kalktı? Zuhur attı. Ben de fuyuz attı. Ama ben o var. Yani ben o ve ben var ama iman gaybadır. Gayblik kalktı zaten. Gayb yok. Cennet Allah'ı görecekler. Her cennet. İman et Allah denilir mi? Cennet iman var mı? Yok. Cennet Adem Aleyhisselam'a iman et dendi mi? Yok. İman dünyadakilere denilir. Teklif altındakilere iman denilir. Burada teklif bitiyor. Teklif yok ki. Cennette de yok. Cennet nerede kaldı burada? Cennette teklif yok da buraya gelene teklif mi olur?
Burada olan sen gören var mı? Burada Allah'ı görmek istiyorsun. Niye Allah'ı göremiyorum dedi de. Dedim kendini göremediğin için. E peki insan kendini zannediyor ki buyum. He. Buyum ha. Buraya gelince de gene insanlığın bitiyor. Bab-ı insaniyettir ki ismi hakimin cilvesidir. İsmi hakkın. Bab-ı insaniyettir ki 11. hakikat. İsmi hakkın cilvesidir. 11 tane sıfatla insan oluyorsun. 11 tane sıfatın arkasına geçersen insanlığın da bitiyor. İnsan değilsen. Geçiyorsun kabuk kavseni oluyorsun. Kabuk kavsenelerde mazhar oldun mu? Kur'an'ın anlatmak istedikleri, anlattıkları var. Anlatmak istediklerine mazhar oluyorsun ki Kur'an kadar bana, Cebrail Aleyhisselam düşmedi mi? Bana biraz anlatsana. Kur'an'ı bilmiyor mu? O getirdi. Kur'an istemiyor. Ne oldu bana biraz anlat dedi. Demedi mi? Peygamberimiz mezun değilim dedi. Ya Muhammed diyor. Ben senin arkadaşın değil miyim? Sonra ben senin de Kur'an'ı getiren değil miyim? Ben sana demek istiyorum. Ben sana bu kadar iyilik ettim. Sen bana niye etmiyorsun diyor. Tamam. O zaman diyor ya sen kimden getir? Peki niye Cebrail Kur'an'ı mı istiyor? Kur'an'ı zaten bitiyor. Peki Cebrail ne istiyor? Kur'an'da zahirde olmayan, anlatmak istediklerini istiyor. İşte burada bitiyor. Cebrail kabuk kavsen olamadığı için makamı buradadır. İnsan olamadığı için. İnsani berza olamadığı için. Kabuk kavsene gitmek değil. Kabuk kavsen ne dönüşmek. O zaman onları rüyete mazhar oluyorsun. Kabuk kavsene gitmiyorsun. Kabuk kavsen oluyorsun. Burada keselim, ara verelim. Sonra bir değişik bir halette. Abi kesmeden. Yok kesmeden. Şimdi bu durmuyor gene. 534. mektup. 500? Durmuyor abi. 534. mektup. Yüce Mukaddes... İmam-ı Rabbani'nin. İmam-ı Rabbani'nin söylemedi. Yüce Mukaddes hakkı ulaştıran yolun iki olduğunun beyanı. 534. mektubun mevzuu Yüce Mukaddes hakkı ulaştıran yolun iki olduğunun beyanı. Not. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Nur Muhammed'e yazmıştır. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun. Tamam. Diye devam ediyor. Nur Muhammed. O şey İmam-ı Rabbani Hazreti de Mirza Bediüzzaman'ın değil mektubu var iki tane. Mirza Bediüzzaman. Hemen biz onu evirip devirip çeviriyoruz. Sanki İsrail alimlerini işaret etti diye gizliyoruz. Peki. El-Fatiha. Bitti mi?